yapılıyor gibi geliyor bana. Evet, çok değerli bir konuğumuz var Duman Kaya'dan. Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Duman Kaya, hoş geldiniz. Hoş diyelim. Şimdi görüyorsunuz işte çok hareketli, aslında piyasalar hareketli, bakmayın yani. Evet. Yani yurt içinde biraz daha sakiniz. Bir enflasyon geldi. Enflasyon biraz ortalığı karıştırdı. Merkez Bankası da beklenenden yüksek geldi. Biraz endişelendirdi herhalde, bilmiyorum. Onu da konuşuruz sizinle ama diğer taraftan tabii Amerika kaynaklı açıklamalar, Avrupa kaynaklı açıklamalar. Orada bir konutta böyle bir uyarılar geliyor devamlı, gerçi Avrupa'dan. Yani özellikle Avrupa, Almanya tarafında ve Çin fiyatları. Evet. O biraz ülke ekonomilerinde, hisse senetlerinde de balon olduğu da söyleniyor biliyorsunuz. Borsalarda. Bize de yansıyor, bizde de olabilir mi diye de söyleniyor bazen. Deniyor ama galiba yok öyle bir olasılık. Bizde konutta yok. Yani ben de yok diye biliyorum. Çünkü evet, yani arzda talepte eşit diye biliyorum ben. Evet. Orada bir sorun yok. Bizim hisse senedi piyasasında gerçi balon yok. Yani şu an orada biz daha stabiliz. Ama tabii şimdi insan aklına inşaat gelince bir faiz geliyor, dolar geliyor ve büyüme geliyor. Çünkü büyüme inşaatın önderliğinde son zamanlarda. Evet. Önce isterseniz bu faiz tarafını bir konuşalım. Daha doğrusu şöyle, işte 7.7 enflasyon, faiz 8.2 şu an gösterge tahvilin. Bunun kredi faizlerinin yansımasını nasıl yorumlayacağız? Yansıdı mı? Yoksa beklemede mi? Neler görüyoruz? Faizlerin artışı tüketiciyi etkiledi mi? Yoksa alacak adam alıyor mu? Biraz yansıdı. Yani ilk iki çeyrekte 0.65'lerde olan konut kredi kullandırma oranları 0.95'lere, 1'lere doğru bir hızlı bir yükseliş yaptı kısa bir dönemde. Genelde gerçekten yükseldiği zaman çok hızlı yükseliyor. Ama düşerken yavaş yavaş düşüyor. Tabii ki konut kredi faiz oranlarının yükselmiş olması tüketici nezdinde bir takım sıkıntılara sebebiyet verebiliyor. Ama psikolojik bareminde şu anda özür dilerim. Altındayız. Çok biraz daha yükseğe çıksaydı, yani 1.15'ler civarını bulsaydı, bu biraz problem olabilirdi. Daha önceki dönemlerde bunu yaşadık ama şu anda hala avantajlı bir dönem var. Çünkü Fed'in yapmış olduğu açıklamalar, Mart'tan sonra belki de dünyadaki likiditelerin kısılması, gelişmekte olan ülke ekonomilerini daha da sıkıntıya sokacak ve ucuz para kullanma dönemi bitip biraz daha faizlerin yükselme durumu oluşabilecek. Bundan dolayı da konutlar kredi vasıtasıyla artabilme durumu oluşacak. Bu dönem içinde konut almak onunla kıyasladığımızda daha avantajlı gibi duruyor. Sanki böyle Mart'a gibi kadar gibi biraz vakit verdiler gibi duruyor. Eğer Aralık'ta evet, yapmazsa FED parasal sıkılaşma. Evet, ama balon olarak gelindiğinde de yani ben balon olduğuna inanmıyorum. Çünkü yeteri derecede arz var. Hatta arz fazlalığı var. Özellikle de markalı konutların belirli segmentlerinde arz fazlalığı var. Çok olan bir şeyde, yani kıt olan bir şeyde fiyat artar ve spekülatif fiyatlar oluşabilir, balon oluşabilir. Tabii. Yani bu Avrupa'nın veya Amerika'nın yaşadığı bu balon noktasında bu biraz değişik de bu arada. Çok daha bizimkinden çok daha farklı. Yani tabii bir morguç hikayesi var çünkü. Evet, evet, yani bankaların daha riskli kredi kullanıcılarına yönelmesi var. Daha fazla kar etme noktası var. Evet. Yani bir bir kahyanın bile milyon dolarlık konut alabilme şansına sahip olabilmesi, evet, tabii, kendini para kazanacağını zannedebilmesi, daha sonrasında bunun balon olduğunun bütün aynı anda ekonominin farkına varması gibi birçok nokta. Türkiye'de şimdi böyle bir durum yok. Türkiye'de konut kullananlar %15'i şey. Yani ilk %15 konut kredisi neredeyse kullanıyor. Asıl hedef kitle daha henüz harekete geçmedi. Yani ve bırakın onun Amerika'da olduğu gibi, yani piramidin en alt tabakası değil, neredeyse orta tabaka bile harekete geçmedi. Daha geçmedi. Daha henüz yani henüz bizim şey, o noktada daha doyum noktasına gelmedik biz. Olmadı çünkü şu anda arz fazla. Yani biz şimdi yani satıcı piyasası koşulları içerisinde değiliz. Yani biz şu an alıcı piyasası koşulları içerisinde. Yani alıcının şartlarını zorladığı, rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Rekabetin bu kadar çok yoğun olduğu dönemlerde ne kar marjı yüksek olur. Tabii. Yani direkt tüketicinin lehine olan durumlar oluşur. Eskiden konut kredi faiz oranları düştüğü anda fiyatlar artardı. Evet, öyleydi eskiden. Artık öyle bir durum yok. Çünkü rekabetin
piyasayı terbiye ediciliği var. Bizleri terbiye ediciliği var. Uçamıyoruz diyorlar değil mi? Yani şöyle mesela faiz düştü, 200 liraya satın alıyor, faizler düştü, alıcı geliyor. O yüzden hadi 250 yapalım mı? Öyle dışına şey çıkmış yok. Durumda şu an. Belki de düzgün hale gelmiş vardı. Durumda. İşte yani. 2003'ten 2004'e geçerken evet. Vardı. Fiyatlar hızla artmıştı. Evet. Hatırlarsanız o zaman faizlerimiz de yani %80, %90'lardan bahsediyoruz. İlk tabii değişik gelmişti. %13'ler mi vardı? 2003'te tam da faizi yani, hatırlamıyorum ama düşüktü yani sonuçta. 2000'e tabii. Göre farklıydı. 2003'te kullanılan konut kredilerinin 800 milyondu. Şu anda zannederim 75 milyar civarında. Yani arada belki 9 senede 90 kat bir fark oluşmuş. Kullanılan konut kredi faizi 2,5'larda falandı. Tabii. Şu anda. Birlerde. Birin altında mıyız şu an? Ya bazı projede yani birin altı diyebiliriz. 0,95, 0,98 galiba. O civarlarda yani şu daha anda. Birinin üstüne çok fazla yani 1,5'lara ulaşmadık. O yüzden. İnşallah öyle olmaz. O bizi etkiler. Yani o zaman biz o noktada fedakarlık yapıp subvanse etmek durumunda kalırız. Yani bankalarla ayrı bir anlaşmaya girip. Ha, evet öyle bir durumumuz olabilir, doğru. Yani o da bayağı bir karın neredeyse 1/3'ünü çekebilir. Evet çekebilir yani. Şimdi o zaman şöyle bir durum çıkıyor bu gerçekler ışığında. 2016 bugün açıklamalar vardı. 2016'ya kadar Amerika Birleşik Devletleri %0'a yakın faiz politikasına devam edecek. Faiz artışı yapmayacak. Avrupa zaten daha yarın bugün veya... Bugün mi oldu o açıklama? Bugün bir açıklama yapıldı. Güzel, ben memnun oldum. Evet. Diğer taraftan da Avrupa Merkez Bankası'nın bu hafta, bu ayki değil de belki önümüzdeki ayki toplantısı faiz indirimi olabilir diye beklenti var. O yüzden şöyle diyebilir miyiz acaba? 2014-2016 senesi arası faizler dünyanın genelinde yükselmeden konut almak için 2 seneniz var gibi bir şey çıkabilir mi ortaya? Bir şey, evet, buna kesinlikle katılıyorum. Eğer olaylar bu şekilde gel, bir de bir şey daha var. Önümüzdeki seneye damgasını vuracak bir nokta. Şimdi bu %1 KDV'li olan stoklar tükenmek üzere. Yani gayrimenkul girişleri yavaş yavaş, bizde de tükenmek üzere. Yavaş yavaş projeler, o kanundan önce çıkan projeler, yani teşvikli olan projeler yavaş yavaş bitmek üzere. Hı. Şimdi bu noktadan sonra da konutlar ya %8 artı KDV veyahut da %18 KDV ile satılmaya başlayacak. Hı. Yani dolaylı olarak konut fiyatları artacak. Yani hem kredi faizi açısından bakıldığında hem de bu açıdan bakıldığında konut cazibesini koruyor. Bir de şeyi düşünmek, unutmamak gerekiyor. Yurt dışı satışlarının oranı her geçen gün gayrimenkul geliştiricinin bütçesinde artıyor. Yani biz bir zamanlar %3 olan, bu senede bütçeye %10 olan oran %15 olarak şu anda çıkmaya başladı. Yabancı mülk satışında. Yabancı mülk satışında. Bu mütekabiliyet kanunu ve Türkiye'nin ve İstanbul'un özellikle cazibe merkezi oluşturmasından dolayı. Özellikle de Eylül ayında Gezi Parkı'nda herhalde ertelenen talebin devreye girmesiyle bizim satışlarımızda %40-45'ler civarında. Güzel. Yabancı satışı oldu. Şimdi düşünün, bir iç piyasa var. Bir biz şu anda nüfusun %15'ine hitap edebiliyoruz. Yavaş yavaş %30, %40'a hitap edebileceğiz. Konut üretimi belirli bir seviyede olmak durumunda kalacak. Zaten çok da artamaz. Bir yandan da konut kredi faiz oranlarının yükselme riski var gibi birçok faktörü hesap edildiğinde ve şu anda da fiyatların hala her şeye rağmen zamlanmaması noktasında aslında gayrimenkul almak için iyi bir zaman. Yalnız şöyle de bir şey var. Hani kaçırılacak bir şey de yok yani. Bu bugünden yarına artan 2003'ten 2004'e geçiş sürecindeki gibi bir yükselme gibi bir dönemde yok. Ama dünyanın genel konjonktürünü de hesaba katarak hareket etmekte de fayda var herhalde. Çünkü var. İzleyiciler, herkes artık evet. Fed'i öğrendi. Yani evet. Sokaktaki vatandaşa sormak lazım Fed ne, ama öğrendik yani. Sonuçta böyle bir gerçeklik var. O yüzden hani konjonktüre takip edip herhalde konut alıcısının, biraz gazetelerin ekonomi sayfalarına sık çevirmesi gerekiyor yani bir dönemdeyiz herhalde. Bence çeviriyorlar zaten. Yani gayrimenkul geliştiricisinin geliştiricisinin hitap ettiği, ben kendi adıma, sektörüm adına söyleyebilirim, inanılmaz değişti yani. Çok bilinçli bir tüketici. Zannederim buradaki programı da seyredip, sadece programı değil, sizleri de seyredip olayları o şekilde yatırım yapan çok farklı bir kitleyle karşı karşıyayız. Bir de çok farklı ürünler ortaya konuldu. Ve ürünlerle beraber müşterinin çeşidi arttı. Beğeni noktası daha yukarı doğru tırmandı. Aslında bu Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe geliştirici bir durum. Yani bizler... Evet.
çok daha farklı. Kendinizi aşmak çalışmaları. Evet, çünkü karşımızdaki muhatap seviyesini yükselttiği zaman siz de bu şekilde yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bundan dolayı da yani biz onların bu şeyleri, bakış açılarını dikkate alarak hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bir de tabii kentsel dönüşümün başlamasıyla beraber de çok merak edildiğinden dolayı çok araştırdı insanlar. 1'den 70'e kentselden dolayı diye düşünüyorum ben. En azından bunun çok etkisi var gibi duruyor açıkçası. Şu anda özel İstanbul'dan konuşabilirim. Biz İstanbul firması. Tabii İstanbul'dan. Yani İstanbul'da şu anda özellikle de şehrin merkezinde eskiyen konutların, 30-35 senelik konutların ve arazisinin değerli olduğu konutların birçoğunda şu anda kentsel dönüşüm konuşuluyor. Komşular birbirleriyle iletişim kuruyorlar. Farklı firmaları davet ediyorlar, görüşüyorlar. Yani sizin dediğiniz gibi konut, gayrimenkul şu anda bütün herkesin gündeminde. Bir de ara sıra depremler olup dünyada ve Türkiye'de olup bize de hatırlatıyor. Yani tabii. Hareket edin bir an harekete önce geçin diyor. Şimdi hatta ben biliyorum ki artık dediğiniz için aklıma geldi komşular bir araya gelip. Ben biliyorum ki 10-15 tane apartman yöneticisi bir araya gelip kentsel dönüşümle ilgili inşaat firmalarıyla görüştüğünü biliyorum. Yani artık, birleşip şey yapmışlar. Tabii yani 15-20 kişilik ekipler benim gözlemlediğim inşaat firmalarıyla görüşüp bir de kentsel dönüşümün hukuki çerçevesini de öğrenmişler. Ben, öyle gözlemledim. Bence bizden daha fazla biliyorlar. Daha çok biliyorlar. Ben mesela şimdi bu programdan çıktıktan sonra saat 2'de bir ekip gelecek. Şirkette son nokta şeyini görüşmek için, yani oradaki dediğiniz gibi o komşularla da görüşüp biz de kendi fikrimizi anlatmaya çalışacağız. Çok değişik sorular geliyor diyorlar. Yani ben sadece gözlemlediğimi söylüyorum. Yani çok böyle hakikaten sizin düşünmediğiniz ama orada hakikaten araştırıp bir açık nokta bulunan çok değişik sorular geldiğini söylüyorlar. Çünkü bakın çok farklı segmentteki insan yapısı. Mesela diyelim ki siz orada komşu olsanız, siz burada birçok farklı sektördeki insanlarla görüşüyorsunuz. Kariyerinizde zaten belirli bilgi birikimler var ama bir yandan da farklı şeyleri alabiliyorsunuz. Şimdi siz çıktığınızda sizin gibi bir yandan ev hanımı da olabilir. Daha farklı şeyler olabilir. Bu tarz kişilerin karşısına çıkıyorsunuz. Yani aslında genel bir üst segmentteki Türkiye'nin karşısına çıkıyorsunuz. Evet. Onların da bazısı çok hassas, her şeyi çok ciddi araştıran. Evet. Belki bizim konumuza hakimiyetinden, yani hukuksal konu hakimiyetten daha hakim olan kişilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Bir şey var. Evet, onu fark ettim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için ve bu emlak piyasasını biz önümüzdeki süreçte işlemeye devam edeceğiz. Önümüzde 2 sene var gerçekten. Eğer FED başlarsa faiz arttırmayı bilmiyorum. Vay halinize. Evet, endeks 74.927 %0.25 artıyla işlemlerini sonlandırdı. Bugün de önemliler var ama asıl kilitleneceğimiz 2 gün yarın ve cuma günü. Çünkü cuma'da Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelecek. Avea